Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere lalezar mezesi nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. 5 adet orta boy patatesi tencereye alıyoruz. Üzerine patateslerin seviyesini geçene kadar suyumuzu ekliyoruz. Pişen patateslerimizi suyundan süzdükten sonra soyma işlemine geçebiliriz. Patatesleri kolayca soymak için ortasına boydan boya çizik atıp parmaklarınızın arasında bastırarak kolaylıkla soyabilirsiniz. Soyduğumuz patatesleri ince ince doğramamız gerekiyor. Bu sayede ezerken bize kolaylık sağlayacak. Doğradığımız patatesleri boş bir kaba alıyoruz ve iyice eziyoruz. Ve kenara alıyoruz. Diğer yandan yarım demet dereotunu ince ince doğruyoruz. Aynı şekilde yarım demet maydanozu ince ince doğruyoruz. Yarım kuru soğanı ince ince doğruyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağını ufak ufak parçalara ayırıyoruz. Şimdi doğradığımız malzemelerden soğanı, maydanozu, dereotunu, tereyağını, bir tatlı kaşığı sirkeyi, yarım limonun suyunu, az biraz tuzu, karabiberi, naneyi patateslerin üzerine ekleyip iyice yoğuruyoruz. İstediğimiz kıvama geldim. 2 adet kırmızı biberi içerisindeki çekirdekleri ayırarak öncelikle uzunlamasına kesiyoruz. Ardından ince ince doğruyoruz ve bir kenara alıyoruz. Doğradığımız bir kısım maydanoz ve dereotunu boş bir tabağa alıp karıştırıyoruz. Diğer yandan yoğurduğumuz karışımdan ceviz büyüklüğünde parça alıp elimizle yuvarlayıp şekil veriyoruz. Ve maydanoz dereotu karışımına buluyoruz. Her tarafını karışıma iyice yediriyoruz. İyice bulandıktan sonra ortasına elimizle bastırıp yuva yapıyoruz. Üzerine doğradığımız kırmızı biberden bir parça ekliyoruz. Ve sunumunu yapacağımız tabağa alıyoruz. En son üzerine az biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Gerçekten şahane gözüküyor. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hem pratik hem lezzetli. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.